Gelen giden yok hanımefendi şu anda. Olmuyor değil yani de biz Cumhuriyet Meydanı bölgesinde olduğumuzdan dolayı biraz hane sıkıntısı var. Ha dışarılarda da var belki aynı şeyler de yani ondan sonra insanlar yani böyle meydana gelmekten de biraz çok çekiniyor yani böyle biraz esneklik gösterse yürüyenlere şeylenirene iyi olur yani devletimiz yani. Buraya geliyoruz kapalı çarşıda bayağı şey oluyor yani. Müşteri yok, gelen giden yok. Tek tük olsa da şey oluyor ama yine de 17 günlük süre içerisinde yani gelip bir ekmeğimizi arıyor yani. Kapalı çarşıdayız. Kapalı çarşı açık. Yani insanlarımızın da haberi olsun yani biz burada gıda satışı yapıyoruz. Malımızı korumak için de en azından gelmek zorundayız yani çünkü araya gidecek ürünler satıyoruz. Yoğurt gibi, tereyağı gibi. Bunlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Zaten kapalı çarşıda fiyatlar fix seviyede. Kayseri'deki en ucuz yani ne bileyim böyle kampanyanı yediriyor yani. Devamlı satışlar burada böyle yani. Market usulü değil, insanlara ulaşmak, müşteriye ulaşmak market gibi değil. Para üstünde bile mesela küsurat gelse ikram ediliyor. Ondan sonra ne bileyim her türlü kolaylık var. Tanıdık ondan sonra güvenilir insanlar olursa kredi açılıyor, veresi veriliyor. Her türlü imkan var çarşımızda yani. Tabii ki geçen seneye göre gıda fiyatlarında artış var yani. Enflasyon oranının üzerinde artış var yani şimdilik yani. Yani %15 enflasyon çıkıyorsa yani gıda fiyatlarında onun belki iki katı artış var yani. Kapalı çarşı yani bir çeşit AVM gibi. Her sektörden insan var. Kuyumcusundan, ayakkabıcısına, tuhafiyecisine, hediyelik eşya satan, oyuncakçısı yani ama gıda dışında bütün sektörler kapalı şu anda. Ve kimse açamıyor dükkanını. Onlar da müşteri gelmediğinden dolayı talep etmiyorlar. Yoğunluk olmadığından dolayı. Ha biz de yani canımızı dişimize takıyoruz, geliyoruz yani ufak tefek bir şeyler olursa diye. En azından malımızı korumak için. Ha gelip giden oluyor yani bakıyor malını falan kontrol ediyor korumak için. Ama ne diyelim yani herkes özgür iradesinde. Küçük esnafı devletimiz korusun. Biraz daha bu mesela market yasası gibi şeyler niye çıkacaksa yani bunları çıkartsınlar yani. Mesela şimdi pazar günleri kapalı zincir marketler. Bunu sürekli hale getirsinler. Ondan sonra birçok marketlerde yani gıda dışında ondan sonra ne bileyim hırdavatından tut ki her şey satılıyor. Yani bunlar biraz kontrol altına alınsa çok memnun oluruz yani. Biz gıda yapıyoruz ama yani buradaki esnafımızın hepsi de yani her şeyi gidip oradan alabiliyor. Adam telefon satılıyor, ne bileyim tuhafiye satılıyor, züccaciye satılıyor. Çapa makinesi satılıyor. Satılmayan hiçbir şey kalmadı yani. Bunlara da bir sosyal devlet olarak tedbir almasında fayda var devletimizin. Müşterimiz yok şu anda. Yani müşteri potansiyelimiz var ama kimse ulaşamıyor bize şu anda. Yasaktan dolayı ulaşamıyorlar. Yasaktan dolayı ulaşamıyorlar yani. Bundan dolayı da mağdur esnaf tamamen mağdur yani. Hani biz açsak da bize de bir şey yok yani sonuçta ama geliyoruz burada bekliyoruz.